herkes duysun beni. Tamam mı? Sahip çıkmasınlar kimseye, böyle kadınlar böyle ağlasın buralarda. 2 tane çocuğum öldü, benim emziği elimde kaldı benim. 2 tane çocuğumun benim emziği elimde kaldı. Birisi daha 3 yaşında. Birisi daha 2 yaşında. Kimsecikler sahip çıkmadı bana. Korudum, kolladım, sığınma evlerimde kaldım. Ama koruyamadım, ben çocuklarımı koruyamadım. Sahip çıkamadım çocuklarıma. Şu kadar çıktıklar. Büyük kızım çok kibardı, biliyor musunuz? Çok kibardı benim çocuğum. Çok akıllıydı benim çocuğum. Küçük kızım çok fırlamaydı, biliyor musun? Çok tatlıydı. Bir de küçük efemiz var bizim. Onun peşinden dolaşıyordu benim çocuklarım. Şimdi yok. Hiçbiri yok. Ben tek başıma kaldım. Şu anda hiç kimsem yok. Ne olacak şimdi? Kim sahip çıkacak bana? Kim verecek o çocukların hesabını? Kim verecek o çocukların hesabını? Söyleyin. Bir kişi çıksa bana desin ki ben vereceğim. Şimdi bu fotoğraflara iyi bakın. 2 yaşındaki Mirahira ile 4 yaşındaki Elif Mina. Onları koruyamadık çünkü anneleri polise söyledim, savcıya söyledim, kimse sahip çıkmadı diyor. Şimdi İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Çocuk Hakları Koruma Platformu Hukuk Komisyonu Başkanı'na özür dileyerek dönüyorum. Bahadır Erdan. Ece Hanım merhaba. Çok haklısınız. Hocam çok özür diliyorum. Ama yani bu çok artık kabul edilebilir bir şey değil çünkü yani hani insanı yaşat devlet yaşasın diye söylüyoruz ama biz yavrularımızı yaşatamıyoruz, yani geleceğimizi yaşatamıyoruz. O 2 minik kalp bugün atmıyor mesela, yani bağırıyor kadın, savcıya söyledim diyor, polise söyledim diyor, defalarca söyledim diyor. Dün daha biz böyle soğukkanlı bir şekilde çıktık, burada araştırmaları verdik. 2017 yılında 20 çocuk öldürülmüş, onların onu babası tarafından, öz babası tarafından öldürülmüş. Böyle rahat rahat süslenip püslenip çıkıp konuşuyoruz ama hiçbir şey yapamıyoruz.